Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, daha önce bu ülkenin işçi bir ferdi olarak evet, işçilerin kazanılmış hakkını daima koruduk dedi. Ne kim düşünürsünüz? Dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ay maşallah, çok şahane demiş. Doğru mu abi? Yaşım 31. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Yani bu yıllar önce, kendisi de bunu çok iyi bilir, 99 yılında burada kapalı spor salonunda bu hükümet bu halka, benim halkıma çay simidi çok görüyor dedi. Kendi çay simit hesabı yapamıyor. Çay simit hesabı yaptığı zaman asgari ücreti geçiyor. Biz 8 ya da 10 senedir Suriyelilere bakıyoruz. Senin benim vergimle Suriyelilere bakıldı. 3 ay 4 ay sana bana bakamadı. İşçisine bakamadı. Mesela son çıkan kıdem tazminatı yasasından haberiniz var mı? Tabii ki yasadan haberimiz var. Yani, nasıl olduğunu vesaire biliyor yani musunuz? Yani çok kötü bir şey. Bunu fona devredecek. Evet. Benim paramı mesela, ben diyelim 3 bin lira maaş olursam bana bunu 3200 olarak verecek. Ya da 3400 lira olarak verecek. Bunu ay ay verecek. Emekli olduğumda ben bunu 200 aldığımda toplamda almış olacağım. Emekli olduğumda para alamayacağım. Emekli olduktan kesmesin sonra, yani benim oğlum var. Oğlumun geleceğini, kızımın geleceğini kesiyor. Ben emekli olduğumda toplu para alacağım. O toplu parayla bir şey yapacağım. Ama böyle evet, elime tek tek geçtiği zaman 100 lira, 200 lira, 300 lira fazladan geçti. Benim bir işime yaramayacak bu. Bu fona devrettiği zaman bu parayı bana 3 ayda verecek. 4 ay sonra verecek. Bunu kullanacak, işletecek. Evet. Kendine yarayacak. Bize bir şey yaramayacak. O kıdem tazminatını yerse seçimde de güle zaten güle. Öyle bak, zaten öyle. Zaten kıdem tazminatı da elimizden giderse, yani bir daha seçimlerde oy beklemesin. Zaten ben vermedim oy. Anladım. Beklemesin zaten. Hani yazık, günah yani gerçekten. Hırsıza verilmez. Abi. Zaten bir işçinin elinde kaldı kıdem tazminatı, ona da göz dikiyor. Çiftçi bitti. Fabrikadaki işçiyi bitirdi. Adam emekli oluyor. 150-200 lira para alıyor. Bir araba alacak. Sıfır araba 200 milyar. Daire 400 milyar. Bununla ne alacak? Çocuğunu mu okutacak? Evlendirecek mi? Yani ne yapacak? Bir şey yapamıyor zaten. Anladım abi. Teşekkür yazık, günah yani gerçekten. Abiye soralım. Abi merhaba. Bir şey soracağım. Buyur abi. Kusura bakma. Uzak duralım. Kaç yaşındasın? 31. Uzak ben 60 yaşındayım. Evet. Daha önceki hallerini biliyor musun Türkiye'nin? Hastaneler de. Ben tabii lafıma cevap veririm. Evet. Daha önceki halleri biliyor musun? Evet, sen? Bilmiyorsun. Tüpü sen bir tane tüpü... Zaten ya, muhabbet ediyoruz kardeşim. Evet, evet, bak muhabbet ediyor. Evet. Ben bir tüpe sabah 8'den akşam 5'e kadar beklediğim günleri biliyorum. İşçilerimizin kazanılmış haklarını daima korudum dedi. Arkasındayız dedi. Doğru mu sizce? Ama istinaden cevaplarımı verdim. Bu ülkede gerçekten de işçilerin hakları savunuluyor mu? Korunuyor şimdi mu? Şimdi onu söylesen kim diyecekler ha? Kıdem tazminatıma dokunursa bak 6 yaşında bu çocuğun geleceği gider. Benim de var ona bakar. Daha yeni doğdu 25 günlük. 4 yaşında kızım var evde. Dokunmazlar. Ben emekli olduğum zaman. Bir şey sorabilir miyim? Sen bir menfaatin var mı ki? Yok. Menfaatin yok mu? Menfaatim o zaman ne konuşuyorsun? Şu zamları, paranın kaç para değer olduğunu biliyor musun? 100 lira bir gün, 100 lira para 10 lira değerinde olur. Normal bak, bak dinle. Ağalar saraylarda yaşıyorlar. Yaşıyor, krallar gibi. Çukurda yaşıyoruz. Ha, krallar gibi. Sen bak sürünüyorsun. Evet doğru. Daha neye met ediyorsun bu adamı sen? Kimseye met ettim diyor. Bitti bu adam, bitti artık. Bu adam sandığa girdi. Sandığın dinlen çıkamaz artık. Çıkamaz. Bir dakika, tamam. Ben kimseye met etmedim ki burada. Çıkamaz. Abi kimseye met etmedim ki. Halk görüşemez. Anlamadın dedim. Bak kimseye... ceplerde bak, ceplerde bir şey yok. Muhtemelen. Emekliyim bak, ben bak. Ben de emekliyim. He. Emeklisin, daha ne savunuyorsun bu adama? Ben kimseye savundum yok. Savunuyorum, deminden beri savunuyorsun. Kimi savundum dinledim ben? Dinledim seni. Hayır, kimi savundum? Ben kimseye savunmadım. Ya işçinin haklarını dahi alıyor bak bak. Parasız kalmış memleket bitmiş. Ama da bak kimseye savundum yok. Hadi ya, bırak Allah'ını seversen. Doğruyu ben, konuş, mert ol. Ya ben doğruyu da konuşayım, hem de mertim zaten. Ha. Tek tek soralım mı soruları ya? Bugün, amcacığım, bugün şunu söyleyelim. Tamam, uzak bilet duralım ama yani. İlk öncelikle. Tamam abi, teşekkür ederim. Ben işsizim. Abi sana soracağım. Ha. Uzak duralım ama. Ben işsizim. Korona'da, korona çıkalı 3 ay oldu. 3 ayda gittim, kaymakamlığa fon doldurdum. İşsize para vereceğim dedi, 1000 lira. Herkes biliyor bunu. 1000 lira para vereceğim dedi. Kaymakamlığa gittim, fon doldurdum. 1,5 ay sonra... para çıktı bana. Kaç para biliyor musunuz var Ramazan bayramında? 500 lira para yattı. Hani 1000 liraydı? Neymiş? Neymiş? Kaymakamlığa değil de E-Devlet üzerinden dolduracakmışsın. AK Partili olursan cebin para görür. Evet, doğru. AK Partili olmazsan, vatandaş olursan sürünürsün. Evet, bu doğru. Bu memleket bu hale, bu vaziyette geldi. Çalışmayan adama 10 bin lira belasını versin. Çalışmayan adama 10 bin lira para veriyor. Bakın. Devlet. Nereden veriyor? Hazineden veriyor. Ben %42 engelli özürlü olarak fabrikada çalışıyorum. 4 aydan beri izine çıktım. Müracaat da ettim. 1 milyar dediler.
ne yardım geldi, ne şey yaptım, hiçbir şey alamadım. Ne para yardımı geldi, ne erzak yardımı geldi, ne bir şey. Ben emekliyim. Aldığım maaş 2000 lira para alıyorum. Evet. Şu anda hükümet benim maaşıma dahi el koymak için şey diyor. Ben 45 sene bu devlete prim ödemişim. Emekli olmuşum ki yaşlılıkta bana yardımcı olacak, benim paramı verecek diyekten. Evet. Bu benim paramı isteyip de almak istiyorsa bu memlekette artık Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyi kalkmıştır. Bakın, dünyada küresel bir kriz var iken Türkiye'de. Arkadaşım ne krizi var ya? Kriz diyorsun. Ya bir dakika, yapma. Abi, Türkiye'de kriz var. Ya bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bitirsin amca. Bunu yayınlar mı yayınlamaz mı onu da bilmem. Yayınlayacağım. Bak yayınlar yayınlamaz onu da bilmem. Yayınlayacağım abi. Şimdi Türkiye'de dünya krizeyken adam işçi çıkarma yasağı koydu ya. Kriz damat da ondan. Bak ya. Paranın başında. İşte böyle ya, konuşur gidersin siz, ya. Bak ben seni sabahtan, bak ben seni dinliyorum. Dinledin tabii. Sen de beni dinle. Doğru söyledim ben. Sen de beni dinle. Amcacığım. Bak, evet amca. Tahammülsüzsün sen. Sen tahammülsüzsün sen. Amca. Sen tahammülsüzsün ya. Sen anlat abi. Bakın abicim. Avrupa'da, dünyanın her tarafında, Amerika'da işsizlik oranları aldı başını gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti, devleti, işçileri çıkarma yasağı koydu ya. İşçilerin hepsine çalışmadığı halde maaş veriyor. Doğru mu? Aynen, bak, ödeniyor. Bak AK Parti değil burada. Biz hükümeti tartışıyoruz. Yanlış değil. Bakın arkadaşlar. Bak, benim babamı günlük izne çıkardılar. Pardon, yıllık izne çıkardılar. Şu anda bak benim babam 3 aydır evdeydi. 3 ay maaş aldı. Şu anda 3 ay ücretsiz izinde. Maaş yatırmıyor devlet. İşten de çıkarmıyor. Güzel kardeşim. Yatırmıyor abi. Yatırmıyor. Kısa çalışma. Yok bir de ek olarak ben de bilgi vereyim. Kısa çalışma izni. Sendikayı bütün çalışanlar işten çıkartılan işçiler var. Tamam. Bilginiz var mı bunda? Ya ben bir ay aldım maaşımı. Tamam. Eyvallah. 3 ay verdi. Benim babam 3 ay evdeydi. 3 ay verdi. Şu anda iş yerlerine destek çıkıyor. Tamam. İş bütün patronlar şu anda desteğini çıkıyor. Tamam, onda sıkıntı yok. Ama işçileri şu anda ücretsiz izne çıkartıp 3 ay boyunca şu anda işten de çıkarmıyor. Bak benim babam şu an tazminat alamıyor. Ben 3 ay yattım para aldım ya. Yattığım tamam, yerden para aldım ya. Ben sana almadım demiyor. Ya ne istiyorsun? Tamam da şu anda ücretsiz de çıkartıyor. Hayır, bu adam bize bir ömür mü bakacak ya? Abi mecbur bakacak, devlet mi? Bir ya devlet de devlet veriyor. Abi, ne diyor? İş çıkarması yasak. Bilgi bakın vereyim bu arada. Bilgi vereyim. Avrupa'da evet. işsizlik maaşı iş bulana kadar devam ediyor. Biliyor muydunuz? Burada da var o. Bakın arkadaşlar şöyle bir etrafınıza bakın ya. Bakın şurada bir korona var ya. Ya dünyanın her tarafında. Bakın. Dünyanın her tarafında abi, hasta olursunuz, korona hastasısınız, parayla tedavi olursunuz ya. Ya Türkiye'de bedava be kardeşim ya. Türkiye'de bedava ya. İlaç bedava, hastane bedava, her şey bedava ya. Korona testi yaptırdım, 118 lira para verdim. Ya korona testi herkese yapmıyorlar kardeşim. Niye? Benim, yapmıyorlar. Ben güzel bir şey söyleyeceğim. Ben korona testi yapmıyorlar. Koronik. Bak %42 engelliyim. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen engelli misin? Evet. Bak sen engelli misin? Bağırmıyorum ya. Bak bu devlet var ya. Bak ben sana bir söyleyeyim. Bu devlet. Bak bu devlet. Sana var ya öyle bir kıyak yaptı ki eğer sen buna sen nankörsün ya. Vallahi nankörsün ya. Teste para almıyoruz diyoruz. Bir dakika. Bana yapma de. Abi. Bana polis para vermedi ya. Bak polis gelecek ya. Ben 4 aydan beri evdeyim. 4 aydan beri. Ya sana da ne versin ya, yapma. Bak, ya. Peki Avrupa'da şu anda 65 yaş üstündeki insanlara koronadan dolayı devletleri gözden çıkarmışken bizim ülkemiz ilk sizi korumaya aldı. Bizim ülkemiz ilk size yardım etti. Bizim ülkemiz ilk şey yaşlısına sahip çıktı. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Devletimiz süper güç değil abicim. Devletimiz süper güç değil. Devletimiz değil miydi? Dünyanın en iyi. Ya, değiliz abicim. Evet. Değiliz abicim. Kanamıyor muydu Türkiye? Öyle denmiyor. Dostum bak dünyada 3 tane süper güç vardır. Amerika, Çin ve Rusya. Evet. Çin Rusya ekonomik olarak da süper güç değildir. Askeri olarak süper güçtür. Hı. Amerika finans ve askeri olarak süper güçtür. Evet. Çin de askeri ve finans olarak süper güçtür. Yani şu bizi kıskanıyor, bu bizi kıskanıyor. Onlar şey züğürt tesellisi. Bak ben de AK Partiliyim ama o züğürt tesellisi. Anladım. Bitirelim sonra abiye de soracağım. Yeni kıdem tazminatı yasası geçti. Hani benim 60 yıllık emeğimi, 40 yıllık emeğimi TES'e aktarıp ondan sonra bir de ben 65 yaşından sonra bunu da taksit almam. Bu aynen böyle geçiyor yasa. Yalan külliyen uygunsuz bir kanun. Muhalefete iş yok ki ben ne yapayım? Hani muhalefet yok. Muhalefet de zayıf diyorsunuz. Zayıf yani bu. Ama suç muhalefette mi tamamen? 18 seneden beri muhalefet mi vardı? 18 seneden beri muhalefet mi vardı? Tek adam olarak geldi. Atatürk ona savaştı. Atatürk ona savaştı. Niye kendine saray yapmadı? Bana onu söyle bakın. Şu anki durumundan memnun musun abi? Devletin sarayı yok. Nasıl hangi devleti söyle? Bana başka devleti gösterme. Atatürk bu ülke için savaştı.
O adam şatoda yaşadı. Türkiye polis beyler Türkiye geldi Cumhuriyeti adam. Topraklarında devlete ait bir şey yapılıyor, kaçak saray diyorlar. Bizim halkımız bunu hak ediyor. Niye hak ediyor biliyor musun? Biz onları başımıza getirdik. Eline Kur'an'ı alarak Atatürk'ü dinsiz olarak tanıtıyorlar. Bak dinle beni bir dakika. Ben hepsini araştırmışım tarihi. Ben tarihi biliyorum. Evet. Ben aptal bir kadın değilim. Sorumuz şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu dedi. Dedi ki bu ülkenin dedi daha önce çalışmış bir işçisi olmuş biri olarak işçilerin daima arkasında olduk. Kazanılmış haklarını koruduk dedi. Doğru mudur sizce bu? Buna bir şey demeyeceğim. Çünkü niye? Yarın ben başımı belaya sokmak istedim. Ben ağzımı açarsam çok şişeler yerinden oynar. Duydun abla mı? Bayağı bir konuştun zaten yani bu saatten sonra. Konuşurum niye konuşmayayım? Şimdi de söyleyebilirsin. Niye özgürlüğü? İnsanların özgürlüğü var, demokrasi var. Tabii var. Var demokrasi varsa Atatürk'ün demokrasinin hepsini yerine getirsinler. İşçilerin daima kazanılmış haklarını koruduk dedi. Nerede korunuyor? Sizce korunuyor mu? Korunmuyor. Korunmuyor mu? Neden? Ben 4 aydır çalışmıyorum. Bak benim iş yerim kapalı 4 aydan beri. Ben eğlence sektöründe çalışıyorum. 4 ayda verdi bana 545 TL para. 4 aydan beri. Benim iş yerim niye açmıyor? Bu virüs meselesinden evet. Dolayı herhalde. Her taraf açıldı. Ne yapılmasını beklerdiniz? Benim iş yerim de açılsın. Eğlence sektörü de açılsın. Kahveler ayın bir Temmuz'un birinde serbest. Peki daha virüs dolayısıyla sıkıntı teşkil etmesin. O zaman 2 ay kapatsın hiçbir yer açmasın. Restoranı niye açıyor? Lokantayı niye açıyor? Yoksa şöyle mi? Kıraathaneler niye açıyor o zaman? Ben 1000 TL kira veriyorum. Ben 18 yıl boyunca AK Parti'ye oy verdim. Bu saatten sonra günahımı vermem. İşçilerin hakları savunuluyor mu Türkiye'de? Kıdem tazminatı konusuna mı getireceğim? Aslında ona getireceğim yine ama siz tabii. Aslında şöyle söyleyeyim. Kıdem tazminatı konusunda eğer o konuyu fazla kurcalarlarsa Türkiye'ye bayağı bir karışır. Düşünün bir anda bütün o hayalini kurmuş olduğu paraya el koyuyorsunuz. Yani bu yasal değil. Demokrasiye uygun değil. Bence çünkü artık belki de şey oldu. Kaynak kalmadı. Artık böyle bir şeye gidiyor. Kendine kaynak yaratmak için. Bence bu neden var bunun altında. Şimdi bakılırsa 1 Mart'ta insanoğlu hani 1 Mart'ta evini zaten çeviremiyor. Enflasyona göre zam yapması gereken yerde hiç enflasyona göre zam almıyor. Vatandaş zaten hadi 65 yaşında hadi emeklilik yaşı geldi. Sonuçta bundan önce bazıları der aynı şekilde ben de işte 40 yaşında veya 45 yaşında 26 sene tamamladıktan sonra da emekli oldum diye öyle bir hak var. Şimdi bir maaşın hiçbir değeri yok zaten. Ya Erdoğan şunu söyledi dedi evet. Ki bu ülkenin daha önce işçi bir ferdi olarak dedi biz her zaman işçilerin hakkını kazanılmış hakkını koruyoruz dedi. Evet. Sizce koruyorlar mı? Hayır tam tersine gasp ediyor elinden alıyor. Öyle mi neden? Aynen çünkü ben gençken para bana lazım. Yaşladığım zaman zaten emekli olacağım. Emekliliğimde yetiniyorum. O tazminat hakkım gençken kullanmam lazım. Yani onu gasp ediyor. Ondan sonra parça parça ödüyor. O boştur yani geçersiz. Yani işçinin hakkını gasp ediyor. İşçileri aldatıyorlar, kandırıyorlar. Yani bütçede para yok. İşçinin sırtından bütçeyi doldurmaya çalışıyorlar ama olan işçi oluyor yani. Sigortasız çalışıyor şu an. İşçilerin hakkı diyor da herhangi bir işçiye bir destek yapabiliyor mu? Şu an işçi kardeşlerimiz 2200 lira asgari ücretle çalışıyor, doğru mu? Bu adamın 4 çocuğu var. Şey hesabı mı yapacak tekrardan? Simit hesabı mı yapacak? Bu adam neyle geçinsin? Her şeye zam geliyor. İşçi diyor, işçi diyor. Tamam işçi çalışıyor. Çok iyi de işçiyi düşünen kim? Abi bu ülkede sadece zenginsen zenginleşirsin, fakirsen tam fakirleşirsin. Olay bu yani. Başka bir şey değil. Ben şu an işçiyim. Ellerimi görüyorsunuz. Evet. Doğru mu? Ne kadar yevmiye alıyorum? 100 lira yevmiye alıyorum. Ay geçin yani ay başı geldiğinde evde 5 kişi hangi birine bakacaksın? Elektrik 300 lira geliyor, doğalgaz 300 lira geliyor. İşçi hakları bu mu? Bence korumuyor. Neden? Yani maskenizi bu arada takın da sen sizin adınıza da. İşsiz var ki ve hani kimsenin hakkı savunulmuyor. İş bulacak diyorlar, hiçbir şekilde bulunulmuyor. Herkes açıkta kalıyor. Bu devirde okuyan, öğretmen olan, bir yerlere gelen bir insan bile istediği konuma ulaşamıyor. Tıkanıyor bir yerden sonra anladınız okuyan mı? Okuyan bile iş bulamıyor şu okuyan anda. Açıkta bulamıyor. Olan birçok insan var. Türkiye yani. Yani Cumhurbaşkanı söylediyse doğru söylemiştir. Koruyor. Koruyor mu mesela? Yani şu anda... Şu ana kadar 15 yıl içerisinde. 15 yıl içerisinde korumuştur. Daha önce yani... İnsan yerine konulmuyordu işçiler. Şimdi bütün hakları verilmiştir yani. Tamam bütün hakları var. Mesela hala işverenler işte bir sendikaya üye olduğu için işçilerini çıkartabiliyor. Hala mesela bununla ilgili kendi işlerine dönmeyi bekleyen işçiler var Türkiye'de.
Evet. Birçok alanda. Sadece bu sebeple bile. O konuda bir bilgim yok. Bu anlamda yok. Korunuyor mu? Ya da işte sorgusuz sualsiz başka yöntemlerle işten atılan işçiler, çalışanlar. Onlar mahkeme kararıyla dönüyorlar. Şu anda değil. Değil mi? Neden? Daha önceki geçmiş dönemde sendikaların faaliyetleri çok iyiydi. Sosyal hakları sendikalar işçiler hakkında şey yapabiliyordu. Pazarlık oturup şansı vardı. Ama şu anda sendikalar bitirilmiş olduğu için işçilerin hakkı dolayısıyla gasp edilmiş oluyor. Neden? Saçmalık bir şey bana geliyor. Neden? Ben bu parayı bana ihtiyaç olduğunu zaman almadım. Ben 60 yaşa ne zaman bileceğim? Bilir miyim 60 yaşa geleceğim ya da bunu alacağım? Benim hakkım otomatikten kayboluyor orada. Hani devletten de kayboluyor, insan haklarından kayboluyor, her yerde kayboluyor bu. Bu yanlış bir sistem. Aslında ben bir işçi olarak bir yıllık bir yere çalıştım, onu tazminatı almadığım zaman 60 yaşta ne bileyim emekli olacağım, emeklimiz gibi yani yapmışlar 60 yaş. Çoğu insanlar primini doldurmuş şu an bekliyor. 60 yaşı bekliyor. Belki öldüm. Yani yanlış, benim için çok yanlış.